Soner Bey geldiler. Sayın Soner Sezen bugünün tek bey yarışmacısı. Nasılsınız hocam? Çok teşekkürler. Sizler de iyisiniz inşallah. İyiyiz, iyiyiz. İki güzel performans izledik. Her şey yolunda gitseydi, şans yanında olsaydı Meral Hanım'ın, kesinlikle, o da 9000'i kenara koyuyordu. Ben size söyleyeyim. Eğer ki Meral Hanım kenara 9000'i koysaydı, İrem Hanım 9000'den biraz daha yukarıya taşımaya çalışırdı. Şu an iyiyiz. Süreyi de harcattık. 1 dakika 47 evet. saniyesi vardı efendim son 4 evet. soruya girerken. 9000 yaptılar, size 8 tane harf alma hakkı bıraktılar. Hı hı. 8 tane harfin üzerine 1 saniye arttırırsanız yeter. Hı hı. Fakat Derya Hanım'a yeter mi onu bilmiyorum. Haberiniz olsun. Edebiyatçı o yüzden. Evet. Hocam dikkatli olmak lazım. Evet. Baktık daha yukarılara tırmanabiliyoruz. Kendinize ne olur sınır koymayın. Tamam. Başlayalım mı? Başlamadan bir selam gönderebilir miyim? Lütfen şöyle gözlerinin içine bakarak. Düzce'den geliyorum. Düzce Cumayeri ilçesinden Sabri kardeş, Mustafa Kalın ve diğer ismini sayamadığım arkadaşlarımı buradan selamlıyorum. Saygılarımı sunuyorum. Okuldan mı onlar da? Mesai arkadaşlarınız mı? Öyle de bir var. Bir kısmı. Farklı, aynen. Ben de müsaade ederseniz o selamlara katılayım. Tabii ki. Uğur'u toplayalım. 9000 ve ötesi diyelim. İnşallah. Buyurun ilk soruya. Bir şeyin gerçekleşmesini önleyen sebep, engel. Mani. Olur mu? Mani. Ne güzel olur. Soner Hocam, lazım olan şey biraz da cesaret. Hı hı. Buyurun gelsin ikincisi. Tayfa yamağı. Tayfanın yamağı. Yani o gemideki hiyerarşide en alt basamakta olan. Mesela lokantada, restoranda komi. Burada bir de akıllara hala yayında mı bilmiyorum. Bir çocuk dergisini getirir. Yalva Çural'ın. Bir harf alabilir miyim? Aldık bir harf. Tayfanın yamağı. Tayfa asistanı. Denizci. Ama denizcilerin en rütbesizi. Bir tane daha. Bir tane daha harf alayım. Uğramamış demek ki hocam bu kelime size. M var, Ç var. Bir şey hatırlattı mı? Moçi. Öyle bir şey. Vallahi öyle bir şey. Bir harf daha alalım, durduralım. Durduralım. Hocam çok süre kaybettiniz. Aldık Maçi. Mı? Miçi. Miçi gibi bir şey de sonu biraz değişik. Miço. Miço. Moralinizi bozmayın yani. Büyük terslik. Hakikaten büyük terslik. Ne yazık ki 6 tane harf alma hakkı bıraktı size. Ama moralinizi bozmazsanız olacak gibi geliyor bana. İnşallah. Hadi gelsin yenisi. Gelenek anlamında Arapça kökenli bir sözcüktür. Adet değil, gelenek. Örf, adet. Bir tane daha vardır sonra gelen. Anene. Oldu, bitti işte. Hadi yenisi. 5 harfli cevapları da böylelikle bitireceğiz. Şamdanlı, lambalı, cam veya metal süslü aydınlatma aracı. Avize. Olur mu? Olur Soner Hocam. Biraz kasıldınız. Biraz. Omuzları bir yumuşatın hocam. Vallahi. Yani isterim ki tabii ki kazanmak istiyor insan ama aktivitenin de tadını çıkart. Tabii ki. Aynen. Evet, takıldık biraz. Merak etmeyin, bakın 4 soru geldi geçti. 1600 puanı yakaladık bile. Süre konusunda biraz eksiğimiz vardı ama onu da toparladınız şu avize ve anane ile birlikte. Buldunuz mu? Hiç ürkmeyin, yapıştırın. Yanlış cevap çıkarsa zaten 30 saniye süre var. Toparlarız biz o 30 saniyede. Tamam. Hadi 6 harfli cevaplara. Develerin rezerv tümseyi. Devenin sırtındaki o rezerv tümseyi. Neydi onun ismi? Devenin kamburu. Bir garip bir adı var onun. Alalım mı bir harf? Körük değil yok. Bir harf alalım. Bir harf alayım. Ama öyle bir şey. Devenin... Örgüç. Örgüç, gayet güzel. Her gün kullandığımız bir kelime değil. Kolay çıkmıyor ama çıktı. 500 puan da kazandırdı. Bu seferkinde harf almayacağız efendim. Çünkü yarısı mastar. Tamam. Buyurun gelsin. Mekmak diye bitmekte 6 harfli. Bir şeyden lezzetini duyumsayacak kadar... Tatmak. Az miktarda yemek veya içmek. Tatmak. Hadi gelsin 7 harfliler. Müsaadenizle biraz hızlanıyorum artık. Dur bakalım nasıl bir soru. Eşit mesafelerle birbirinden ayrılmış, birbirini kesmeyen doğruları veya düzlemleri
tanımlamak, daha doğrusu nitelemek için kullanılır bu sıfat. Birbirine nasıl bunlar? Paralel. Oldu, bitti. Haydi yenisi gelsin, 7 haklı cevaplar da bitsin. Açıldık mı Soner Hoca? Biraz vallahi daha açıldık. Buyurun gelsin. Yansız, birini veya bir düşünceyi desteklemeyen. Tarafsız. Bu seferki önüne almış o sız ekini. Olumsuzluk ekini, yoksunluk ekini. O da Farsça kökenli. Taraf tamam. Tarafsız 8 harfli çünkü bunun 7 harfli olması lazım. Ne taraf diyelim tarafsızsa eğer? Eski bir tabir. Eski bir örnek. Ben bu konuda tarafsızım. Ben bu konuda nokta nokta tarafım. Farsça kökenli bir örnek. Önüne gelir, tarafsız anlamına gelir. Tarafın önüne... Na değil. Na taraf değil de. Ah be hocam. Bir taraf. Nasıl kaybettik biliyor musunuz? Ekten kaybettik hocam. Hem de naftalinli bir ekten kaybettik. Evet. Bence bir kere daha denenebilir. Ne dersiniz? Evet, yani olabilir. O zaman bize bir avuntu alkışı daha ne olur? 9000'i yakalayamayacağız ama 8100'e ulaşabilecek durumdayız. Geriye 6 soru kaldı. Buyurun efendim 8 harfli cevaplara. Kuvvet çarpı kuvvet kolu eşittir yük çarpı yük kolu denklemiyle işleyen sistem veya aracın adı kaldıraç. Kaldıraçtır. Gayet güzel. Bununla biraz yorum var aslına bakarsanız ama buyurun gelsin şöyle bir soru. Kokusuyla bile endorfin hormonu salgılanmasını sağlayan, enerji veren tatlı bir yiyecek. Herhalde kimi bünyelerde? Kokusuyla bile mutluluk hormonu salgılanmasını sağlıyormuş. Bak hanımlar arka tarafta onayladılar, evet dediler. Evet, kokusu bile insanı mutlu eder bu. Bir harf alabilir miyim? Tatlı yiyeceğin dediler, bir harf aldık. Ç ile başlıyor. Kokusu bile... Bir meyve mi? Hayır hocam, hayır. Meyve değil. Tatlı bir yiyecek, enerji veriyor. Çikolata. Çikolata! 700 puan değerinde. Bir aralar çikolatanın bu endorfindir, işte serotonindir... Duymuştum aslında. O hormonları, efendime söyleyeyim, salgılattığına dair çokça yapılıyordu. Haberler filan. Onlar bir azaldı. Evet. Hakikaten. Ondan dolayı bulamadınız. Elimde kaldı 4 soru. Bunlar daha ayakları yere basan sorular efendim. Gelsin. Geçimini aynı iş kolunda, aynı işi yaparak sağlayan kişiler birbiriyle nedir? O benim neyim? İş arkadaşı. İş arkadaşı şimdi aynı işi yapıyorsak. Bunlar aynı iş kolundalar. İş ortağı. Aynı iş kolundalar, aynı sektördeler. Yani ben de avukatım, siz de avukatsınız. Biz neyiz? Ortak çalışmıyoruz ama aynı... Meslektaş. Meslektaşız. Hadi yenisi gelsin. Sokak jargonu hocam. Tamam. Buyurun bakalım. Düpedüz argo. Argo'da bir yeri açıp içindekileri çalmak, kaçırmak. O yeri... Araklamak gibi. O yeri. Bakın. O yerin içindekileri araklamak olabilir. Tek kelime mi? Tek kelime. Yani bizim güvercinleri çalmışlar. Bizim güvercin kümesini... Yani... Patlatmışlar. Nedir? Patlatmışlar. Patlatmak mı yani? Evet, patlatmışlar. Patlatmak. Fazla argo. Evet. Sor iki soru. Buyurun gelsin. Can kurtaran itfaiye güvenlik araçlarına tanınan öncelik. İki kelime. Geçiş üstünlüğü. Geçiş üstünlüğü. 10 harfli olsun. Geçiş. Geçiş hakkı. Geçiş hakkı gayet güzel. Bu da son sorumuz. Son cevabımız ki tek kelimeden oluşur üstadım. Buyursunlar. Çıkar yolu, kendini kurtaracak gücü olmama durumu. Bir harf alayım. Bir saniye kala, bir daha harf istedik, durdur. Ne içindeyim? Çıkmaz. Çıkmaz, çıkar yol var orada zaten, çıkmazı sormayız. Yani bir şey bulalım. Çaresizim. Çaresizim. O duruma ne diyelim? Çaresizlik. Oldu. İşin içerisinde biraz heyecan vardı. Beraberinde de küçük bir şanssızlık hocam. Ayağınız bir kere sürçtü aslına bakarsanız. Lütfen telafi edin. Yolunuz uzun.
bir de böyle ailece geldiniz filan. Sizi yorduk biliyorum. Estağfurullah. İnşallah ikincisinde daha tatlı bir yolculuk olursunuz. Çok memnun oldum. Çok güzel, çok teşekkür ederim. Kocaman alkışlar. Sağ olun.